Emekli maaşlarında yılbaşı civarında yapılacak yeniden değerlendirme öncesinde, maaş zammı ile ilgili yeni hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Emekli maaşlarının zamla ödenmesine artık sayılı günler kaldı. Temmuz ayında %25 oranında emekli maaşlarına zam yapılmış ve Temmuz ayında da zamla ödemeler milyonlarca emeklinin hesabına yatmıştı. Ağustos ayında da %25 oranında emekli maaşları emeklilere iletilecek. Tahsis numarasının son rakamına göre 17 ila 28 Ağustos tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklilerine verilecek zamlı maaşlar öncesinde, maaş zammı ile ilgili hesaplamalar da devam ediyor. Emekli maaşı zamma hesaplaması. Emekli maaşlarına yıl içinde 2 defa zam yapılıyor. Her iki artışta da 6 aylık enflasyon verileri maaş zammının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu çerçevede, Ocak ayında gerçekleşecek artışta da 6 aylık enflasyon oranına bakılacak. 6 aylık enflasyon oranı Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netlik kazanacak ancak Merkez Bankası'nın güncel enflasyon beklentisiyle hesaplama yapıldı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi %58 olduğu için söz konusu beklentiye dayanılarak yapılan hesaplamaya göre, SSK ve Bağkur emeklileri için 6 aylık zam oranı %31,92 olacak. Eğer Temmuz ayında olduğu gibi Ocak ayında da emekli maaşlarına refah payı eklenirse bu oran daha fazla yükselebilir. Emekliye ek zam yapılacak mı var mı? Emekli maaşlarına yapılacak zam için enflasyon beklentisi baz alınarak hesaplamalar yapılırken, emekli maaşlarında ek bir artış olup olmayacağı merak ediliyor. Emekli maaşlarına yılbaşı civarında zam yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve Bağkur emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını %25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde %25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz, demişti.